Şimdi bu karar okunursa sadece Kocaeli'de 90 bin kişinin iradesi gasp edilmeyecek. Bu bütün Türkiye'ye aslında bir hukuk devleti olma özelliğinden binlerce kilometre uzağa taşıyacak. Bir tweetle barışa çağrı yapan bir tweetle vekillik düşürülemez. Biz barışı dün de savunduk. Bugün de savunuyorum. Toparlayalım Sayın Beştaş. Sağ olun başkan. Kellemiz gitse barışı, diyaloğu, çözümü savunmaya devam edeceğiz. Savaşı savunmak suçtur. Barışı savunmak suç değildir. Ve bu haber hala linki devam ediyor, paylaşmaya devam ediyor. Son olarak toparlıyorum başkan. Şimdi arkamızda bir yazı var. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ama bu kürsüde, sizin oturduğunuz kürsüde, hani tıpkı 12 Mart 1971'de Demirel'in muhtıra okuması gibi, siz tezkereyi okursanız bir farkı yoktur. O bu meclise darbeyi kürsüden okumak anlamına gelir. Peki. Tezkereyi okumayın başkan. Tezkere bu egemenliğin kayıtsız şartsız milletin değil, tek adama iktidara ait olduğunun bir kez daha... Son sözünüzü söyleyin Sayın Beştaş. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olması için bu tezkereyi okumayın. AYM kararı beklensin. Hukuktan vazgeçmeyin. Hukuksuzluk hepimizi boğacak. Ve bu mücadeleyi Halkların Demokratik Partisi olarak tek bir kişi bile kalsak, hukuk, demokrasi, adalet, özgürlükten asla geri adım atmayacağız. Bütün Türkiye'ye söylüyoruz, bugün Ömer Faruk Gergerlioğlu barış istediği için, tek cümle bir link paylaştığı için vekilliği düşürülmek isteniyor. Buna dur deyin. Teşekkür ediyorum.